oyuncu İrem Sak'la basketbolcu Furkan Korkmaz'ın ilişkisi dolu dizgin sürüyor. Hafta içi Etiler'de bir restoran çıkışı görüntülenen ikilinin arasındaki boy farkı sosyal medyanın diline düştü. Afiyet olsun, nasıl gidiyor? İyi gidiyor, sağ olun. İrem Sak, son olarak Gülse Birsel'in dünyaca ünlü bir dijital platform için yazdığı Yılbaşı adlı filmde rol alacak. İşleri soralım hemen. Vallahi benim Gülse'nin işte bu yeni şey var, ben onunla ilgileniyorum bu aralar. O var şu an gündemde sadece. Geçen aylarda ilişki yaşadıkları iddiasını yalanlayan İrem Sak'la Furkan Korkmaz artık sosyal medyada birbirlerine kalpli aşk mesajları atmaya başladı. Sosyal medyada da bayağı bir birbirinize artık aşk dolu yorumlar yapılmaya başladı. Bayağı mı? Evet. Bizden çok bekliyor. Yani görmedik ya, o yüzden. Evet, aynen. Öyle bir tanecik. Bir tanecik. Evet, devamı evet. Gelmiyor mu? Bilmiyoruz. Ufak ufak. NBA'de oynayan basketbolcu Furkan Korkmaz, Amerika'ya ne zaman gideceğini açıkladı. Sezon Eylül 20 gibi başlayacak. Zaten şu an hani milli takım süreci başladı bizim de. Hazırlıklarımız devam ediyor. Bu arada da ufak bir off günümüz vardı. İşte beraber ufak bir yemek yedik. İrem Sak'la Furkan Korkmaz'a kendileri gibi kıtalar arası aşk yaşayan Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın evlendiği hatırlatıldı. Zor oluyor mu? Amerika kıtalar arası bir ilişki yaşamak zor oluyor. Yani bunu nasıl becerebiliyorsunuz? Çünkü Oluyor. En son bunun çözümünü Cedi Osman'la Ebru Şahin yaptı. Yok, direkt evet. Evlendi. Sizin var mı böyle bir düşünceniz? Kıtaları aradan kaldırmak için. Ya her ilişkinin tabii ki zorlukları var. Bizimki de sadece mesafe olsun diyelim şimdilik. Başka sorunlar olmasın. Onun dışında her şey çözülür, aşılır. İzninizle yavaştan kaçalım. Ama şimdi biz soruyu sorunca İrem Hanım bir gülünce böyle bir şeyler anladık yani. Ne anladın ya? Ben gülerim. İrem Sak, Gülse Birsel'le Yalan Dünya dizisinin ardından 8 yıl sonra yeniden bir araya gelmenin heyecanını yaşadığını anlattı ve Cengiz Bozkurt, Şebnem Bozoklu, Fatih Artman'la Büşra Pekin gibi ünlü isimleri buluşturan yeni komedi filmi hakkında bilgi verdi. Gülse Birsel'in işi var, film var. Onun dışında şimdi bir şey söylemeyeyim, bir şeyler var da hani bende. Komik şimdilik evet komediden daha mı? Özlemiş misiniz peki? Uzun bir süre oldu çünkü beraber çalıştınız. Tabii canım, aynen evet. Tabii çok güzel bir kadromuz da var. Dün de okuma programımız da çok da güzel geçti. Biz çok eğleneceğiz, çok belli. Mesela ben onu çok merak ediyorum. Set halleriniz orası herhalde yıkılır yani. Yok, bayağı iyi olacak evet. Kadro çok güzel vallahi, çok şanslıyız. Çekimler İstanbul'da mı olacak? Burada. Tabii İstanbul denirse biraz uzaklarda olacak ama, şehirden uzak ama tabii İstanbul. İrem Sak, geçen aylarda çekilen yazıp başrolünü oynadığı Modern Kadın adlı dijital dizisi hakkındaysa konuşmak istemedi. Tabii İstanbul'da. Son dönemde birçok oyuncu artık dijital platforma kaydı ya. Yani yakalamışken ne? Vallahi biz kaçalım, bitmez sorular. Peki, teşekkürler. Kolay gelsin. Daha da görüşürüz.